Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay bir örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelimiz iki renkten oluşmakta. İplerim hakkında hemen kısaca bilgi vererek başlamak istiyorum. 100 gramda 250 metre. Medium 3,5 milim bir tığ önermiş. Ben de o şekilde çalışmamı yapıyor olacağım. İstediğiniz örgünün türüne göre tığınızı belirleyebilirsiniz. Hemen modelimize geçelim. Evet, Bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Zincir sayımız 2 ve katları olmalıdır. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta zincirlerimizi hazırlamalıyız. Evet, ben de zincirlerimi yapıp geliyorum. Evet, ben numune bir şekilde anlatacağım için zincirlerimi az sayıda hazırladım. Şimdi ikinci zincirimden devam ederek geriye dönük tüm zincirlere sık iğne yapalım. Sona kadar zincirlerimize sık iğnelerimizi yapalım. Evet, taban sıramı sık iğne olarak tamamladım. Şimdi bez ipimi ekleyerek devam ediyor olacağım. Bir tane zincir yapıyorum ve desenimi çeviriyorum. Bu pembe ipimi de yine arada yürüteceğim için onu da tutuyorum. Başlangıçta bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi de arada yürüteceğim arkadaşlar. O şekilde yapacağız. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Ve yandaki boşluğun içerisine bir tane yarım trabzan. Sıradakine bir tane ilmek kaydırma. Yarım trabzan. İlmek kaydırma şeklinde sona kadar ilerliyoruz. Bakın arka kısım desenimiz oluşmakta. Sona geldim. Sonda yarım trabzanımı yaptıktan sonra sol kenarda bitirirken bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, bu sıramızı oluşturduk. Şimdi beyaz ipimi yürütüp diğer ipime devam edeceğim için renkli ipime geçiyorum. Bir tane zincir yaptım ve çevirdim. Beyaz ipimi arada yürüteceğim için onu tutuyorum şimdi ve başlangıçtaki ilk boşluğumun içerisinden başlayarak tüm ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bakın hiçbirini atlamıyorum. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Sürekli atlamaksızın sık iğnemizi yapıyoruz.
Ve sonda da bu kısma da bir tane sık iğne yaparak yine sıramı tamamlıyorum. Şöyle arkasına da bakalım. Yine beyaz ipimle devam edeceğim için beyaz ipimi yürüteceğim. Ve desenimi çeviriyorum. Evet, başlangıçta yine şu ilk sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve desenimi yine yapmaya başlıyorum. Bir tane yarım trabzan, bir tane ilmek kaydır. Bu şekilde bu sırayı da yine devam ettirelim. Evet, sona geldiğimde burada yine sık iğne ile sıramı tamamlıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artık desen kendini tekrar etmekte. Desenimizi çevirdik. Başlangıçta ilk boşluğa bir sık iğne, desenin sol kısmına bir sık iğne, ikinci desenin sağ ve sol kısmına sık iğne şeklinde başlatarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, desenimiz bundan ibaret arkadaşlar. Ben sizlere bir de büyük bir parça da hazırladım. Şimdi yakından ona da bakalım. Evet, desenimiz çok güzel oldu gerçekten. Birçok alanda da kullanılabilir. Bebek battaniyesi yapılabilir, çanta yapılabilir. Çok güzel olur. Yine farklı hırka, süveter, atkı, kırlent birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Çok güzel. Şöyle bakalım. Arkasına da bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Kanalımda birçok farklı örgü kategorisine ana sayfamdaki oynatma listemden göz atın. Sağlıklı kalın.